Bu kararı verdin. Tamam. Geçen hafta da anlatmaya çalıştık. Bu kararı verdiğin anda bir mekanizmanın devreye girip işleri tıkır sıkır yürütmesi lazım. Tamam. O ekonomik sayıklar biraz daha galiba. Yok yok. Devlet mekanizması, bir 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 ağın bir iş planıyla bir ha, ağın işte devreye De o a hasar görmüş durumda zaten. Hasar masar görmüş değil Yok. Evet. Tamam. Şimdi bunu şöyle de görüyoruz. Hani e, muhalefetten biri çıkıyor diyor ki ya bunu böyle yapıyorsunuz ama hani şunu alıp şuraya koyuyorsunuz ama. Bu şöyle değil de şöyle durursa daha sağlıklı. Bir bakıyorsun öyle o hale getiriyorlar. İşte şu kartlar burada değil de şurada durursa daha iyi olur, daha etkili olur. Halbuki bu kartı almışlar, çıkarmışlar. Aa bir bakıyorlar hakikaten doğru. El yordamıyla yürüyoruz şu anda. Yani o devlet aklında, devlet işleyişinde bir tuhaflık var. Bir boşluk var. Yani başından bu yana... Ee, Şe i̇şte Kemal Bey'inde, Meral Hanım'ında, Temel Bey'inde anlatmaya çalıştığı bir şey var. Diyorlar ki bir devlet mekanizması harekete geçip bilim kuruluyla efendim işte onu icra edecek bir birtakım yapılarla, kurullarla efendim işte ne bileyim devlet kurumlarıyla harekete geçirecek bir mekanizmadan öte herkes gidip Sayın Cumhurbaşkanım ne emredersiniz diye bir yere kilitlenmiş vaziyette. Evet, bir kişinin talimatı üzerinden sadece. E bu da olmaz. Gitmiyor işte. Yani şimdi şeyi kapattılar. Bu herkes bir nevi inisiyatif almaktan çekinen herkes bir kişinin inisiyatifine bakıyor. E ama sistem bu zaten. Sistem anlatılamayan şey buydu işte. Hı hı. E i̇şte bu. Bir de ben daha önce de söyledim. Yani 18 yıllık iktidarı boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi, böylesi bir krizle karşılaşmadı. Böyle bir kriz yönetmedi. Efendim Cumhuriyet tarihinde böyle bir kriz oldu mu? Böyle bir salgın olmadı da başka krizler oldu. Ama bir mekanizma devreye girip tıkır 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 herkes yapacağı işi biliyordu. Evet. E şimdi böyle bir şey de yok. Dün büyük şehirleri kapatma kararı alınıyor. Ondan sonra harıl harıl genelge çalışılıyor. Niye çalışılıyor? E çalışılıyor çünkü şimdi e, önceki gün ya da dün sabah Ankara'ya gitmiş. Evi İstanbul'da. Heh. E dönmüş. Dönemiyor. E ne yapacak? Hmm, bu bir sorun. Buna ne yapacağız? Ya Aa, bunların hepsi ne yapılacak? Yazılıydı, biliniyordu zaten. Daha önceden. O o kırıp dökmedikleri devlet yapısı içerisinde bunlar biliniyordu. İstanbul'da ikamet ettiğini ispat ettiği takdirde Ankara'da kalacak yeri olmadığını bakın ikametim de İstanbul dediği takdirde çıkıp gelecek. Hadi genelgeye onu da ekleyelim. Ha, peki şöyle bir durum olursa ne olacak? Şimdi adam buradan yüklemiş gidiyor Avrupa'ya. Bunu ne yapacağız? Nasıl bir zaman böyle kaybı çalıştılar. bu? E böyle çalıştılar. Ya aslında ya. biz çok enteresan. bütün aslında devletin bütün kılcan damarlarının bir işlevi olduğunu böyle anlarda daha iyi anlıyoruz. E, Ve onlara öyledir. Ya gerçekten büyük bir ders öyledir. çıkarmak gerekiyor. Vatandaşın ders çıkarması Ateizm de uçak türbülansa girinceye kadar. <laughs> Doğru. Öyledir bu iş. Şimdi Hakikaten dünyanın ve hayatın böyle bir gerçeği var. Şimdi derin devlet, darbeciler, ya. vay efendim işte bilmem Gladio şu bu tamam. Derin bu devlet tür tartışmalarda, meselesi değil, devletin derinliğinin ne kadar kıymetli olduğunu Bu görüyorum. ifade daha doğru işte. Evet. Bak bu tür bu, bu konularda bir takım tartışmalar var. Onlara kısmen de katılırım Hı -hı. da. Elbette bunu kötü kullanan, kötü niyetle kullanan, farklı amaçlara e, alet eden vesaire falan bunlar ayrıca tartışılabilir. Ama... O böyle devletin mekanizmalarını, bir takım örtülü mekanizmalarını, bir takım işte böyle kıyıda bekleyen ama vakti geldiğinde çok önemli işleri görebilecek mekanizmalarını bile elinin tersiyle böyle burun bir kere hmm. ya bunu falan demenin bedeliyle karşı karşıyayız şu anda biraz da. Biraz da böyle bir şey. Hem